Sayın Güven, TÜRNOV'un değerli Genel Sekreteri Mücahar Akdemir, şu anda burada yerinde yok ama İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli Başkanı Sayın Yahya Arıkan, Genel Merkez'in değerli yöneticileri, değerli şube başkanları, şube yöneticileri, odamızın değerli denetleme kurulu başkanı, her zaman ismini söylüyorum, unutuyorum. Burada odamızın kurul üyesi Saadet Gençoğlu, burada mı arkadaşlar? Burada mı gördün geldiğinde? Burada. Bak yine arkada, dün yine kendisini aracılığında da arkada orada görüyorum. Sağ olasın. O da yönetim kurulu üyemiz değerli Orhan Sarıgen'e, derneğimizin aynı zamanda şu anda divan başkanı, kurucu başkanı değerli Tuncay Dağ, geçmiş dönem değerli şube başkanı Taner Ulu, Bakırköy'ün değerli önceki dönemde odamızda da böyle değerli Aziz abi, hepinizin ismini tek tek saymak isterim arkadaşlar burada. Çünkü neden? Biz burada, ben bu örgütten çıkan, gönüllü kuruluştan çıkan, içinizden çıkan biriyim. Tabii burada konuşacak çok şeylerimiz var ama içimizde kan aldı. Yüksek de hemen bulduğumuzda aklımıza ülkemizdeki durum ve dünyadaki durum gözümüzün önüne geldiği anda bir anda cemalimiz, şeklimiz değişmekte. Burada sponsorumuz Mert Korular var, İktisadi Dayanışma konuklarımız, değerli üyelerimiz. Hep beraber bir aileyiz. Ailenin içerisinde her zaman küçük sıkıntılar, sorunlar olur ama bu gönüllü meslek örgütü bu sorun ve sıkıntıları profesyonelce hep çözmüştür. Bundan sonra da çözecektir. Burada 7. Büyükçekmece şubemizin 8. seçimli olağan genel kuruluna göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği 1976 yılında kurulan, bugün burada yazdığı gibi genç, dinamik, 40 yaşında olan, ülke genelinde 27 şubesi, mesleğimizin yasalaşması sürecinde önce önderlik eden, bunun altını çizerek söylüyoruz arkadaşlar, bir farkımız var bizim, meslek dernekleri var. Cumhuriyetten, laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden yana taraf olan çağdaş, demokrat, akademik bir meslek derneğidir. Derneğimizi ve şubelerimizi kuran, bugünlere gelmesinde katkısı olan üyelerimize ve bütün yöneticilerimize, genel merkez ve şube yöneticilerine buradan teşekkür eder. Aramızdan ayrılan üyelerimizi, meslektaşlarımızı saygı, sevgi, özlemle anar. Hayatta olan üyelerimize, meslektaşlarımıza sağlıklı bir uzun yaşam dileriz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunları hep bilen bir meslek camiasıyız. Bu sorunları bilmemize rağmen de özellikle bu sorun ve sıkıntıları yaşayan bir meslek camiasıyız. Mesleğimizin sorunları var, sıkıntıları var. Bunları hep beraber biliyoruz ve yaşıyoruz da. Burada bizler misyonumuz olarak şubelerimizden, üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki, sosyal yaşamlarda, hayatlarda, ileriki süreçlerde hep beraber projeler üretmek, hayata hep beraber geçirmek. Bu sorun ve sıkıntıları çözebilmenin
tek yolu örgütlü olmaktır. Bizim derneğimize bir gönüllü mesleki bir teşekkür, bir kuruluş. Bizim derneğimiz devlet kurumu değil. Bizim derneğimiz TÜRMOB gibi, odalar gibi kanun ve yasalarla kurulmuş, herkesin üye olduğu bir kuruluş değil. Değerli hazırım, bizleri burada bir araya getiren üç etken var. Birincisi aynı ülkede olmamız, ikincisi aynı mesleği icra etmemiz, üçüncüsü burada aynı düşünmemiz. Çünkü diğer meslek, bizim mesleğimizin diğer dernekleri de var. O açıdan bizler her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Geçmişte öyle gibi. Mesleki sorun ve sıkıntılar bahsetmek her zaman istiyoruz, ediyoruz ama burada bir konu var, değerli hazırım. Bizler özellikle TÜRMOB ve İstanbul Mali Müşavirler Odası ve diğer odalarımız mesleki eğitime nedenle önem verdiğini biz biliyoruz. İşte 14 İstanbul'da 14 eğitim bölümü var. Bu açıdan bu konularla ilgili bizler bu konuda çalışmalarından dolayı genel merkeze, genel merkez olarak TÜRMOB ve İstanbul Mali Müşavirler Odası'na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin içerisinde elbette ülkemizde bu durumlarla ilgili rahatsız olanlar var. Bu konular, bu rahatsız olanlara buradan sesleniyoruz. Bu mesleğin sorunlarını çözecek bizleriz. Çünkü biz başkalarından medet ummayalım. Çünkü bizlerin sorunlarını bizlerden başka iyi bilen olmaz. Bölgemizde özellikle değerli arkadaşlar, İstanbul'da bugün meslektaşların 1/3'ünü oluşturmakta. 81 vilayet var. Bir vilayet, diğer tarafta 80 vilayet var. Baktığımız zaman bu İstanbul'daki sorunlara üstesinden gelen örgütlü yapısıyla özellikle Mali Müşavirler Muhasebeci Milli Derneği Beyoğlu Şubemizin üyesi olan, Emir Kurulu Başkanımız olan Sayın Yahya Arıkan her konuda bizlere desteklerini TÜRMOB hiçbir zaman eskemediler. Bundan sonra da aynı şekilde olacaktır. Bizler de her zaman yanlarında olacağız. Değerli arkadaşlar, 7 Haziran seçimlerinde hep beraber ülkemizde sıkıntılardan söyledik. Burada 7 Haziran seçimlerinden sonra hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Birileri hükümet kurdurmadı. Ve geldik 1 Kasım seçimlere giderken buradan özellikle siyasetçilerden, iktidardan, muhalefetten, ana muhalefet partilerinden kavgacı, ayrıştırıcı dili değil, barış ve birleşici dili kullanmalarını özellikle kendilerinden rica ediyoruz. Biz demokratik gönüllü meslek örgütü olarak buradan sesleniyoruz. Bu her dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de olmazsa olmaz diye düşünüyoruz. Yargı, cumhur, maliye, eğitim, sağlık, polis, asker bir ülkede siyasallaşmışsa o ülkede tuz kokmuş demektir. Buradan söylerken neden diyoruz? Çünkü bağımsız olmasını istiyoruz. Maliye ve hukuk özellikle çok önemli, herkesin ihtiyaç duyduğu kurumlar. Ülkemizde özellikle değerli arkadaşlar, hep bizim bildiği gibi şu anda Ege ve Akdeniz bir mezarlık durumunda.
Son pazartesi günü, dün de herhalde pazar günü 34 kişi yine Ege'de sularla boğuldu. Burada önerilen arkadaşlar, özellikle ben bu konuyu söylemiyordum. Söyledikçe buradan söylüyorum. 17-18 kişi çocuk. Ölenlerin 18'i çocuk. Hiçbir canlı dünyaya ölmek için gelmiyor. Bizler gibi, herkes için gibi canlılar yaşamak. Ama özellikle herkesten çok çocukların yaşama hakkı var. Ve ülkemizde son günlerde şehitler vermekteyiz. Şehitler vermekte. Canlarımız yanıyor. Bu açıdan biz buradan söylüyoruz. Birilerinin ülkelerine müdahil ve evinin içine karışmayın. Ben terör uzmanı değilim arkadaşlar. Özellikle terör uzmanları şunu söylüyor. Burada da altını çiziyorum. Ben ülkemizin terörist bir devlet ülke olduğu anlamında söylemiyorum. Bir terör örgütü devletten destek almadığı zaman en fazla yaşamak ömrünün bir yıl olduğunu söylüyorlar. Bu arada ben bu anlamda buradan şunu söylüyorum. Diyorum ki terör nereden gelirse gelsin. İster devlet, ister özel, sivil. Hepsini lanetliyor ve kınıyoruz. Tabii bizim de sosyal yanlarımız var. Hep mesleki konular ama bizler de Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkezi olarak göreve aldığımız günden bugüne kadar 4 başkanlar kurulu yaptık arkadaşlar. İstanbul dışında Anıtkabir, Soma Maden Şehitliği ziyareti, Edirne ve ülke içinde kültürel ve mesleki ziyaretler, yurt dışı seyahatimiz oluştu. 3 ülkeyi ziyaret ettik. Bu anlamda özellikle bu ülkede terör gayrimeşruler azaldıysa değerli arkadaşlar, 20 yıldır Galatasaray Lisesi İstiklal Caddesi'nde oturan